Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelellahi nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve na'ûzu billahi min şurûri enfusina ve min seyyiât a'mâlinâ. Men yehdillahu fela mudille leh ve men yudlil fela hâdiye leh. Neşhedü en la ilâhe illallah vahdehu la şerîke leh. Ve neşhedü enne Muhammeden abduhu ve resuluhu. Rabbi yessir ve la tuassir, Rabbi temmin bil hayr. Rabbi şrahli sadri ve yessirli emri vahlil ukdeten min lisani ve yefkahu kavli. Değerli kardeşlerim, bir uydurma hadiste şöyle geçiyor. Levlake levlak lema halaktul eflak. Sen olmasaydın alemleri yaratmazdın. Bunu eminim ki birçok yerde, camilerde, vaazlardan, hocalardan dinlemişsinizdir. Birçok mecliste ifade edilmiştir. Bu hadis olarak gelmiş. Hatta bazı insanlar bunun ayet olduğunu dahi zanneden insanlar var. Halk arasında böyle bilinen yerler var. Hadis alimlerimiz bunun uydurma olduğu hakkında ittifak etmişler. Bu hadise baktığımızda sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Ne anlaşılıyor? Yani alemlerin yaratılış sebebi Hazreti Peygamber. Onun varlığı. O olmasaydı alemlerin hiçbiri olmazdı. Değil mi? Hadisten bu anlaşılıyor. Oysa bunun uydurma olduğu hadis alimlerimiz tarafından tespit edilmiş durumda. Ama ne yazık ki halk arasında bu rivayet yayılmış gitmiş. Hatta bunun, dedim ya, ayet olduğunu söyleyenler, böyle olduğunu düşünenler var. Çünkü neden? Hitap peygambere olduğu için, hitap eden de Allah Celle Celaluhu, sen olmasaydın alemleri yaratmazdım. Yani ifade buyuran Allah Celle Celaluhu durumunda, değil mi? İfadeden o anlaşılıyor. Dolayısıyla bunu ayet zanneden insanlar da var. Biz bunu bir ara dergimizde bahsetmiştik. Bazı insanlar bu yüzden bizi şikayet ettiler. İşte kimisi Diyanet'e gitti sordu, kimisi bilmem filan hocalara sordu. Ya dediler, biz bunu ayet biliyorduk, adamlar buna uydurma diyorlar. Veyahut da sahih hadis biliyorduk biz bunu, buna uydurma diyorlar. Şeklinde bizi şikayet ettiler. Tabii ki bunun bir karşı delilini getiremediler. Çünkü delili yoktu. Bazı kitaplarda bu hadisin rivayet edilirken kaynak olarak Acbuni'nin Keşful Hafası kaynak gösteriliyor. Oysa Keşful Hafa'nın ilgili cildini açıp baktığımızda Acbuni orada diyor ki bu hadis değil. Hadis olmadığını ifade ediyor. Ama kaynak gösteren eserler bunu sahih hadismiş gibi Acbuni'nin Keşful Hafası diye oraya kaynak düşmüş. Halbuki kaynak gösterdiği kitap buna diyor ki bu hadis değil. Şimdi bu hataya biri düşmüş, aynı hatayı başkaları da devam ettirmiş. Almışlar, hadis diye almışlar. Takvimlere basmışlar, kitaplara koymuşlar. İşte bu ne yapıyor? Birçok eserin içerisine girmiş, insanlar da onlara itibar ederek gün geçtikçe yayılmış gitmiş. Ve sahih bir hadismiş gibi yer etmiş. Şimdi Rabbimiz Zariyat suresi 56. ayette ne buyuruyordu? Estaizu billah. Ve ma halaktul cinne vel inse illa liyabudun. Ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım. Burada diyor mu Hazreti Muhammed için yarattım? Onun hürmetine yarattım. Böyle bir ifade yok. Mülk suresi 2. ayette de
Ellezî halakal mevte vel hayate. O ölümü ve hayatı yarattı. Liyebluvekum eyyukum ahsenu amela. Hanginizin daha güzel amel işleyeceğini ortaya koymak için ölümü ve hayatı yarattı. Ve huvel azizul gafur. O mutlak güç sahibidir. Çok bağışlayandır. Ölüm ve hayatın insanların yaratılış sebeplerinden bir tanesi de neymiş? Kimin daha güzel amel işleyeceğini ortaya koymak için yaratıldığını belirtiyor Rabbimiz. Yani peygamberin vazifesi yaratılış sebebi değil, imtihan olmak üzere yaratılan insanlara ve cinlere Allah'ın emirlerini tebliğ etmek. Peygamberimizin görevi bu. Bununla ilgili birkaç ayetten bahsedelim. Nahl suresi 35. ayette şöyle buyruluyor. Fehel aler rusuli illel belâul mubin. Peygambere düşen tebliğden başka ne vazife var? Tebliğden başka ne düşer? Diyor ayette. Rad suresi 40. ayette ve innemâ yuriyenneke بَعْدَ الَّذ۪ي نَعِدُهُمْ اَوْ نَتَوَفَّيَنَّكَ Onlara vaat ettiğimiz azabın bir kısmını sana göstersek de, senin canını alsak da, فَاِنَّمَا عَلَيْكَ Senin, sana düşen الْبَلَاغُ tebliğdir. Sana düşen tebliğdir. وَاَلَيْنَا الْحِسَابِ Hesap görmek ise bize düşer. Peygamber'e düşen sadece bir tebliğdir. Araf suresi 188. ayette de şöyle buyurur. Ve in ene illa nezirun ve beşirun. Ben ancak bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Li kavmin yu'minun. Akleden kavmin, bir kavim için. Uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu ayetlerden Peygamber Efendimizin vazifesi anlaşılıyor değil mi? Yeterince anlaşılıyor. Rabbimizden aldığı emirler doğrultusunda insanları ve cinleri uyarmak, müjdelemek, Allah'ın emirlerini tebliğ etmek, daha önce gönderilen peygamberler gibi onun üzerine düşen vazife de bu. Zaten ayetlerde bunu belirtiyor, kendisi de bunu ifade ediyor. Ama bu uydurma hadisler yüzünden insanlar bu ayetleri bazıları görmemezlikten geliyor. Bir hadisi kurtarmak adına ayetleri bir çırpıda yok sayıyorlar. Bunlar ayete ters değil mi? Bak ben insanları ve cinleri ancak bana ibadet etsinler diye yarattım diyor. İfade anlaşılıyor. Öbür tarafta hadiste anlaşılan ne? Ancak peygamber için yaratıldığı anlaşılıyor. Hadisin metnine baktığın zaman. Şimdi insanlar peygamberleri de ilahlaştırdılar. Onları da aşırı yüceltip, olması gerektiğinin ötesine götürüp ne yaptılar? Peygamberleri de ilahlaştırdılar. Nitekim daha önce Hazreti İsa'yı da ilahlaştırmışlardı değil mi? Onun gibi Peygamber Efendimiz hakkında da ölçüsüz, hadsiz, hesapsız sıfatlandırmalar, yakıştırmalar yapılıyor. Geçmişte Hazreti İsa için de yapılmıştı. Buhari'de geçen bir hadiste şöyle ifade ediliyor. Hristiyanların Meryem oğlu İsa'yı aşırı surette methettikleri gibi siz de beni methetmekte mübalağa etmeyin. Hadiste böyle buyuruyor. Şüphesiz ki ben sadece bir kulum. Onun için bana sadece Allah'ın kulu ve Resulü deyin. Peygamber Efendimiz bu tehlikeleri bildiği için, insanların peygamberleri geçmişte nasıl ilahlaştırdıklarını bildiği için kendisi de böyle bir uyarıda bulunmuş. Yine Enes bin Malik radıyallahu anh'ın rivayet ettiği bir hadiste peygamberimize geliyor bir adam. Diyor ki, ya seyidi, ey efendim, ey efendimin oğlu, ey bizim en hayırlımız, şeklinde böyle mübalağalı bir ifadeyle Peygamber Efendimiz'e övgülerde bulununca
Peygamberimiz de şöyle buyurur. Ey insanlar! Allah'tan korkun. Sakın şeytan sizi aldatmasın. Ben Abdullah'ın oğlu Muhammed'im. Allah'ın kulu ve Resulüyüm. Bakın Allah'ın kulu olduğu ifadesini özellikle vurguluyor. Kulu ve Resulüyüm. Allah'a yemin ederim ki beni Allah'ın bana verdiğinden daha fazla, yani verdiği makamın üstüne çıkarmanızı sevmiyorum. Peygamber Efendimiz böyle buyuruyor. Yani Allah Celle Celaluhu Kur'an'da Resulünü tanıttığı kadarıyla, peygamber kendisini tanıttığı kadarıyla onu vasıflandırmak lazım. Onu övmek lazım. Onun ötesine geçip mübalağa edip hadsiz hesapsız bir şekilde ifadelerin nereye gideceğini hesaplamadan peygamberi seviyoruz deyip her şeyi söylemek caiz mi? Caiz değil. Rabbimiz hakkında dahi her şeyi söyleyemeyiz. Bilmediğimiz şeyi demiyorum ayetlerde. Allah hakkında bilmediğiniz şeyi söylemeyin. Yani biz nasıl tanıtmışsa Kur'an'da Rabbimiz kendisini ancak o kadar konuşabiliyoruz değil mi? Peygamber Efendimiz için de aynısı geçerli. Ayet ve hadislerde Peygamber Efendimiz nasıl tanıtıldıysa o kadarla yetinmemiz lazım. Ha delili varsa tamam ama delilsiz bir yakıştırmalarda bulunmak, övgülerde bulunmak, onu sevginin bir tezahürü olmaz. Onun razı olmadığı, istemediği bir işi yapmak olduğundan onun sevmeyeceği bir ameli işlemek demektir. Zaten uyarıyor kendisi değil mi? Beni övmekte aşire gitmeyin diye. Şimdi bir hadis daha ifade ediyorlar Peygamber Efendimiz hakkında. Bu biraz önce okuduğum hadisi destekler manada. Hazreti Adem, bu da bir uydurma rivayet. Günahı işlediğinde şöyle diyor. Ya Rabbi, Muhammed'in hakkı için beni affetmeni istiyorum. Rabbimiz de buyurur ki, sen Muhammed'i yaratmadığım halde Muhammed'i nereden biliyorsun? Deyince, ey Rabbim, beni elinle yarattıp ruhundan bana üflediğinde başımı kaldırdım ve arşın sütunlarında diyor, La ilahe illallah Muhammedun Resulullah yazıyordu. Bunu gördüm. Bildim ki sen kendi ismine, yani isminin yanına en sevdiğin sevgili yaratığın ismini izafe ettin. Yani onun ismini yan yana koydun. Bunun üzerine Allah buyurur ki rivayete göre, doğru söyledin ey Adem. Çünkü o beşer içerisinde bana en sevgili olandır. Bana onun hakkıyla dua ettiğinde seni bağışlarım. Eğer Muhammed olmasaydı seni yaratmazdım der. Bu da bir uydurma rivayet. Diğer rivayeti destekler manada bunu da ifade ediyorlar, söylüyorlar. Ama ikisi de hadis alimlerimiz tarafından uydurma olduğu tespit edilmiştir. Bu zaten bu da ayetlere ters düşmektedir. Cenab-ı Hak peygamberine şirkten, peygamberini şirkten sakındırırken peygamberin şirk koşmasını ister mi? Böyle bir emir Kur'an'da baktığımızda hiçbir ayette rastlayabiliyor musunuz? Filanın hakkı için iste. Filanın hakkı için benden iste, ben seni bağışlayayım diye. Böyle bir ayet yok. Yani bu durumda ne olmuş oluyor? Bir, Hazreti Peygamber'e bu hadisi rivayet eden ona iftira atmış olur. İki, Hazreti Adem'e iftira atmış olur. Üç, Allah Celle Celaluhu Rabbimize iftira atmış olur. Bu hadisleri rivayet edenleri, hadis alimleri tarafından hadis uydurmakla meşhur oldukları söyleniyor. Bu hadisleri uyduranların. Ama maalesef bunlar hadis kitaplarına girmiş, bir takım hadis kitabı, işte bir takım eserlere girmiş. İnsanlar bunları sahih olarak birbirlerine naklediyorlar. Hala da naklediyorlar. Yani duymuşsunuzdur. Camilerde, vaizlerden, bir takım toplantılarda, sohbetlerde o kadar çok yerlerde ifade edildi ki bunlar.
Birileri de çıkıp bunlara uydurma dediğinde insanlar şaşkınlık yaşıyorlar. Ya biz o kadar çok duyduk ki yani bu nasıl uydurma olmuş? Neden rivayet ediyorlar? Ama maalesef birileri hata yapıyor. Sorgulama olmadığı için, bakın sorgulama olmadığı için biz bu hatayı ne yapıyoruz? Devam ettiriyoruz. Bunun devamını sağlayanlar sorgulamamışlar, güvenmişler bazı alimlerin eserlerinde yer alması onlar için bir şey olmuş, delil olmuş. Halbuki tabi bir hadis alimlerimiz, Allah onlardan razı olsun, onların çalışmaları neticesinde ne yapıyoruz? Bunları anlıyoruz, bunları tespit ediyoruz ve insanlara biz de bunları anlatmak durumundayız. Biz anlatacağız ki nasıl ki bu uydurma rivayetler yerleştiyse halkın içerisinden çıkması da, insanlarımızın zihinlerinden uzaklaşması da bizim anlatmalarımızla olacak değil mi? Bıkmadan, usanmadan bunları ifade edeceğiz. Şimdi Peygamber Efendimiz'i bu hadisler, bakın uydurmalar öyle bir noktaya geliyor ki ilahlaştırma noktasına götürüyor. Bak bir uydurma hadis. Çünkü yaratılış sebebi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem olunca bütün kainat, bütün alemler dolayısıyla ona ne daha da bir şey katıyor değil mi? Şimdi Peygamber Efendimiz'den önce Hazreti İsa'yı da ilahlaştırdı insanlar dedik ya, Rabbimiz Maide suresi 116. ayette bu ilahlaştıranlara şöyle diyecek ve İsa aleyhisselama hitaben, ey Meryem oğlu İsa, insanlara beni ve annemi Allah'tan başka iki ilah edinin, iki tanrı bilin diye sen mi dedin? Bu ayette geçiyor. Buyurduğu zaman Hazreti İsa der ki haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şey söylemek bana yakışmaz. Ki ben söyleseydim bunu sen bilirdin diyecek İsa aleyhisselam. Sen benim içimdekini de bilirsin. Halbuki ben senin zatında olanı bilemem. Yani gizlilikleri eksiksizce bilen sensin. Rabbimize bu şekilde ifade edecek. Onların ilahlaştırmalarını kabul etmeyecek İsa aleyhisselam. Şimdi Peygamber Efendimiz hakkında da bu tür ifadeleri şöyle ayete göre çevirdiğimizde Rabbimiz der ki ey Muhammed, sen mi dedin beni ilahlaştırın ve sen olmasaydın alemleri yaratmazdım? Sen mi dedin? Bunun bir delili yok ya. Bunun üzerine Efendimiz de aynen Hazreti İsa aleyhisselam gibi şöyle diyebilir değil mi? Haşa, seni tenzih ederim. Hakkım olmayan bir şeyi söylemek bana yakışmaz. Aynı onun ifade ettiği gibi Peygamber Efendimiz de ya ben böyle bir şey söylemedim. Hem ben söyleseydim şüphesiz sen onu bilirdin. Sen benim içimdekini bilirsin diyecek. Şimdi bu hitaba muhatap olanlar hadsiz hesapsız delilsiz yakıştırmalarının neyle muhatap olacağını iyi hesap etmesi lazım. Şimdi Peygamber Efendimiz için bu hadisi söylediği rivayet ediliyor değil mi? Uydurma da olsa bu iddiada bulunuyor. Peki Peygamber Efendimiz kendisinin söylemediği bir şeyi söyleyenlere ne diyor? Nasıl bir tehditte bulunuyor? Bakın. Men kezebe aleyye, kim benim adıma yalan söylerse müteammiden kasıtlı olarak fel yetebevve, hazırlansın mak'adehu minen nar, ateşteki yerine hazırlansın. Yani Peygamber Efendimiz böyle tehdit ederken onun söylemediği bir şeyi rivayet edenler cehennemdeki yerine de şimdiden hazırlanması lazım. Başka rivayetlerde, Buhari ve Müslim'de geçen rivayetlerde her kim yalan olduğunu bildiği halde bir sözü benim hadisim olarak rivayet ederse yalancılardan biri de kendisidir buyuruyor. Yine benim ağzımdan yalan uydurmak başka bir kimse
birinin ağzından yalan uydurmak gibi değildir. Yani götüreceği noktalar ne yapar? Birçok insana zarar verir. Birisinin adına yalan uydurmak çok önemli değildir ama kıyamete kadar peygamberi örnek alan insanlara zarar vermektir değil mi? Peygambere yalan isnat ettiğin zaman peygamberin söylemediği bir şeyi hadis gibi naklettiğin zaman kıyamete kadar gelecek insanlar bunu örnek alacaklar, buna tabi olacaklar. Vereceği zararı bir düşünün şöyle. Dine vereceği zararı bir düşünelim. O nedenle Peygamber Efendimiz'e yalan isnat etmek veya söylemediği bir şeyi söylemek çok tehlikeli. Eskiden alimler bundan o kadar çok korkmuşlar ki Peygamber Efendimiz'in hadislerini rivayet ederken en küçük bir hata yaparım da bu hitaba muhatap olurum diye diyorlar ki ev kema kal. Yani bunun gibi söyledi. Bak bir kelime hata yaparım da muhatap olurum diye. Ev kema kal. Bunun gibi söyledi derlermiş. Ama şimdi biz ne yapıyoruz? Her tarafta hadis yazmış. Nerede geçiyor? Rivayeti nedir? Değil mi? Kaynağı nedir? Yok. Adam yazmış hadis. Oraya yazmış keşful hafa. Peki keşful hafada ne diyor yani? Kaynak olarak gösteriyor. Ne diyor? Gidiyorsun keşful hafaya. Bu hadis değil diyor. Nasıl kaynak gösteriyorsun o zaman? Şimdi Enbiya suresi 107. ayette de şöyle buyuruyor. Bakınız iyi dikkatinizi verin. Ve ma ersalnake illa rahmeten lil alemin. Biz seni alemlere ancak rahmet olarak gönderdik. Bak, alemleri ancak senin için yarattık diyor mu? Biz seni ancak alemlere rahmet olarak gönderdik. Peki peygamberin rahmet olması ne demek? Onun tebliğ vazifesiyle Allah'ın emirlerini insanlara ulaştırarak insanları cennete sevk etmesi, insanları ateşten kurtarması, değil mi? İnsanları ateşten kurtaracak emirleri insanlara ulaştırmasıyla ne yapmış oluyor? Rahmet olmuş oluyor. İnsanlar günah çukuruna düşmüş, bataklığın içine gömülmüş, büyük bir hızla cehenneme doğru giderken ne yapmış oluyor? O güzel emirlerle, hayat nizamıyla cehennem yolundan alıp cennet yoluna doğru insanları sevk etmeye çalıştığı için bir rahmettir değil mi? Eğer peygamberler gelmese biz ne yapacaktık? Cehenneme doğru gidecektik. Cehennemi boylayacaktık. Ama işte peygamberimiz de özellikle ayette ifade edildiği gibi bize bir rahmet olarak gönderildi. Yaratılış sebebi olarak bu ayette ne anlıyoruz? Peygamber Efendimiz'in yaratılış sebebi tebliğ değil mi? Alemlere rahmet olarak gönderilmiş. Alemlerin yaratılış sebebi değil. Şimdi bu hadisi mi alacağız? Ayeti mi alacağız? Üstelik uydurma olduğu tespit edilmiş böyle. Yani şimdi deliller gün gibi ortada. Görebilen için, anlayabilen için. Ama şimdi peygamberi bu insanlar, bir takım insanlar öyle ilahlaştırdılar, öyle yücelttiler ki peygamberi daha da yüceltmek adına bu hadisleri, ayetleri görmezlikten geliyor. Öyle değil mi? Bunları görmezlikten geliyor. Sırf ne için? Peygamberin izzeti ve şerefi için. Peygamber bunlar uydurma olunca şerefinden bir şey mi kaybeder? Faziletinden bir şey mi kaybeder? Haşa. Hiçbir şey kaybetmez. O zaten Rabbimiz tarafından övülmüş bir ahlaka sahip değil mi? Rabbimiz tarafından kendisine uyulması gerektiğine dair emirler var. Kendisinin de güzel ahlakın olduğuna dair emirler var. Zaten yeterince Rabbimiz övmüş kendisini. Yani bunun daha ötesine gitmeye gerek yok. Kendisinin daha fazlasına ihtiyacı da yok. Onun hayatını bilenler, onun sünnetini tanıyanlar, bilenler bilir ki zaten rahmet olacak. Çok güzel sünneti var ortada. Ama bilmeyenler, cahil insanlar bırakır onca sahih hadisleri, sünneti giderler böyle uydurma hadislerle amel etmeye kalkarlar. O da ne yapar? İtikadi noktada büyük zararlar verir. Şimdi şöyle bir durum var.
ayetleri hadis üzere bina etmek doğru değil. Bakın, ayetleri hadis üzere bina etmek doğru değil. Ama hadisleri ayet üzere bina etmek doğru olan, değil mi? Yani bir şey götürülürken ilk önce ayet götürülür de hadise mi vurulur? Yoksa hadis alınır da ayete mi vurulur? Bunu iyi düşünmek lazım. Bunu buna göre değerlendirmek her zaman bizim için ölçü olmalı. Peygamber Efendimiz Kur'an'a tamamen zıt bir şey ifade etmez. Kesinlikle ifade etmez. Bu nedenle uydurma hadislerden sakınmak lazım. Bunları nasıl tespit edeceğimizi soruyorlar bazı kardeşler. Bunun da yöntemi şudur. Herkes hadis uzmanı olacak diye bir şey yok. Ama hadis alimlerimiz tarafından ortaya konmuş eserler var. Onları alıp o konu hakkında bilgi sahibi olmaya çalışmak iyi olur. Sahih hadisleri okurken onları da okursak ne yapmış oluruz? Bir taraftan sahih hadisleri öğrenmiş oluruz. Bir taraftan da karşımıza böyle uydurma rivayetler çıktığında da deriz ki bu uydurmadır, bunu alamayız, delil değildir diye ne yaparız? Kendimize bir önlem almış oluruz. O nedenle ona yönelik de bilgi sahibi olmakta fayda var. Bu konu birçok yerde geçtiği için bundan bahsetmek istedim. Yani Peygamber Efendimiz'in faziletine yönelik olsun, Mevlüt Kandili'ne yönelik olsun, onu yüceltmeye yönelik olsun. Yani birçok yerde bu rivayetler karşımıza çıktığı için, insanlar da bunu duyduğu için böyle bir izahatta bulunmaya gerek duydum. İnşallah faydalı olmuştur yeterince. Allah hepinizden razı olsun. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.